Merhabalar, tekrardan merhabalar. Bugün biliyorsunuz Black Friday'miş. O yüzden gerçekten sırf merakımdan bakmaya gidiyorum. Bakayım indirimler ne kadar olmuş, ne olmuş. Çünkü gerçekten zaten Trendyol bizi batırdı. O yüzden şu anda dediğim gibi bir ihtiyacımız olmadığı için bir bakacağız. Ama bizim aslında Perles'e gitme amacımız şey... Oh, yüz güneş vurdu. Tekzen'e uğrayacağız biz. Hortum musluklarımız, lavabolarımızın altında hortumlarımız su akıtıyor. O yüzden hortum alacağız. Bir de gitmişken dedik bir bakalım mağazalara. Neler var, neler yok. Ki AC Vak 2'yi düşünemiyorum. Ne kadara düşmüş acaba fiyatları ve o sırayı, o kuyruğu bir görmek istiyorum. Şu anda ilk olarak Teknosa'ya geldik. Bir laptoplara bakıyoruz fiyatları ne kadara düşmüş diye. Çünkü laptop almak istiyorum. Laptopum bozuldu artık. Yani 1000 lira, 1500 lira civarında düşüşler olmuş. Ve yine de pahalı. Şu anda ilk olarak laptoplardan başladım. Çünkü temel ihtiyaçlarımdan biri aslında bilgisayar almak istiyorum. Çünkü benim bilgisayarım artık şarj aletini takmadan çalışmıyor. Elektrikler gidince de doğal olarak bilgisayarım kapanıyor ve videolarım yüklenmiyor. La Hotpoint'in elektrik süpürgesi 549 liraymış, 400 lira olmuş. Philips'in, aa bak bizim baktığımız şey elektrik süpürgesi, anneminkinden. Hı. 2000 burada liradan, pahalı ama. Evet, 2000 liradan 1200 liraya düşmüş. Burada pahalı. Hani, aa bu da Philips'in gene. 3000 liradan 1500 liraya düşmüş, bu gayet iyi fiyata düşmüş yalnız. Çok merak ettiğim yere giriyorum şu anda fiyatlarını. Sence girmiş midir indirim o kadar? Saçma sapan bir indirim vardır emin ol. Yani bize göre bu indirimler pek normal gelmiyor ya. Şu an üzerimdeki, bakın bu kürk AC Vak'tan aynısı. Kaç almıştık? Şu anda 179. 200'den 179'a düşmüş. 200'den, he, yok taksitli fiyatı o. Peşin fiyatı 180, aynen biz de bu fiyatı aldık. Doğru. Mesela şurada gözüme taşlı bir bluz geldi. Hemen bakıyorum fiyatına. Bakamıyorum. Bu bedava. Fiyat yok. Bedavaya ya. Bedava değil. Fiyatı yazmıyor. Yazmıyor. O yüzden katlayıp koyuyoruz yerine. Yok. Hop. Hop. Mesela evet şurada bir skinli bluz var. 60 liradan 50 liraya düşmüş. Mesela şuradaki kabanlar da indirime düşmüş. 120 liraya düşmüş kabanın fiyatı. Mango'ya girdim. Hemen Mango'daki fiyatlara bakıyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz abiye almam gerekiyor. Mango'da bir indirim yok sanırım. Abiyelerde yok. 200 lira. Geçen Rabiş'le eski vloglarımda şu pullu elbiseye bakmıştık biliyorsunuz. Belki bunu bile alabilirim. Çok hoşuma gitti. Ama 270 lira. Bir tane aslında şöyle işte sivit almam gerek benim. Beyaz bir sivit. Ama bu sivit 200 lira. Ben şu simli kazaklarını çok seviyorum. Mango'nun 130 lira ama. Bunun bir kremi bir de siyahı var simli. Bir de merak edip De Facto'ya bakacağız. Bakalım burada ne kadara düşür. Evet siyahları koymuşlar. Mango'da bu tüylü, şu üzerimde görmüş olduğunuz 300 lira civarında bir fiyatı vardı. AC Vak'ta 180 lira. De Facto'da ne kadar? Bu da bedava, etiket yok burada. Size fiyatını gösteriyorum. Şuradan şöyle. Görmüş olduğunuz gibi 250 lira. 60 lira. 70 lira. Şuradaki kazaklar da 40 lira. Bunlar. Sen kendine ne buldun? Ne aldın? Şunu sana. Ha? Ne aldın kendine? Sivit aldın. Ne kadar sivitler? Bunlar bugün özel. Ha. Şimdi bu görmüş olduğunuz 88 liradan 79 hayır, liraya düşmüş. Hayır, o düşmemiş. 88 lira taksitli fiyatı. Bir saniye, ben öyle anlatıyorum. 88'den 79. Beni kandırmak için diyorsun. Kasada da %25 indirim var gene. Yalan konuşma. Ekstra, tabii bak yazıyor orada üstüne. Tüm %25 indirim kasada. Sen de indirime kanıp 50-60 deyip kasada 125. 50 liraya denk geliyor. Peki bu 50 liraya denk geliyor. Peki biz 2 hafta önce baktığımızda ne kadardı bu sivitler?
Gene 50 liraydı. Gene 50 liraydı değil mi? Ya. İşte demek istediğim bu. Onda sıra kotonda. Hadi kotona girelim. Şu kazak ne kadar düşmüş? Ne kadar? 100 liradan 60 liraya düşmüş bu. Şey. Bundaki mont. Tuncan'ın şu an üstündeki mont ne kadar düşmüş? 180'den 120'ye düşmüş. 180'den 120'ye düşmüş. Biz senin üstündeki montu ne kadar aldık? 100'ü almıştık. 100 liraya aldık. Aynen. Ve buradan aldık. Evet. Size beğendiğim bilekliği gösteriyorum. Şu. İkinci sıradaki. Tura tura olan. 14 ayar. 14 ayar. 3720 lira fiyatı var. 3720. 3000 liraya kadar yardımcı oluruz. Şu anda AVM'den çıkmış bulunmaktayız. Tunca sadece görmüş olduğunuz gibi kendine iki tane sivit aldı. Onun haricinde başka hiçbir şey almadık. Bana çok fazla indirimdeymiş gibi gelmedi hiçbir ürün yani. Hani zaten indirimde değiller. Yani nasıl anlatayım ki? Hani şu geçinme göre yani gerçekten fiyatlar çok yüksek. Ya bir de çok saçma. 100 liraya aldığımız montun şu an indirimli fiyatını 120 liraya yazmışlar. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? İşte. Ben geçen hafta örnek veriyorum. Biz Tuncay'a mont aldık. Üzerindeki mont 100 lira. Bugün 180 liradan 120 liraya düşmüş. Bugün annem mesaj atmış bana. 2000 liradan 500 liraya bir ayakkabı düşmüş. İnsanlar kapış kapış. 500 liralık bir ayakkabı içinde kapış kapış olmak değişik. Demek ki 500 liraya alabiliyorsan sürekli alabilirsin anlamına geliyor bu. Gidip Adidas'tan da 500 liraya bir ayakkabı alabilirsin. Yani bunun için 2000 liradan düşmesini beklemene gerek yok. Bana öyle geliyor. Benim fikrim. Ki 500 liralık bir ayakkabı da ucuz bir ayakkabı değil. Herkesin koşup gideceği kadar değil, tabii bence bir indirimde ayakkabı değil. Ayakkabı alacaksın. 5 kere, 500 kere düşünürsün. O yüzden ama temel ihtiyaçlar, örnek veriyorum işte yeni evlenecek olanlar televizyon alması gerekir, elektrik süpürgesi alması gerekir. Onlar da onlar için evet temel ihtiyaç. Evet. Evet onlar alınabilir. Gerçekten 1.500 lira, 2000 lira kar kardır. Örnek veriyorum 3000 liralık bir şey 1500 liraya düşmüş. Yani bu bir kardır. Yeni evlenecek olan insan için şu anda alınabilecek bir şey. Ama dediğim gibi şu anda televizyon almak isteyen insan için, teknolojik aletler almak isteyen insan için normal fiyatlar. Biz şimdi ise sahile gidiyoruz. Büyükçekmece sahile. Hava da güzel. Yani çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. O yüzden dedik ki boş ver indirimi. Biz en iyisi temiz hava alalım. Bedava. Aynen. Şöyle bir yürüyüş yapalım. Yürüyelim, gezelim. Bir sahile özledim ya. Bayağıdır sahile gitmiyoruz ama. Yani Büyükçekmece'de oturuyorum ama sahile aylardır gitmiyorum. O yüzden bir sahile gideyim şöyle. Ve arkamda görmüş olduğunuz gibi mis gibi şöyle deniz havası. Ne güzel değil mi bak böyle? Evet. Oh mis. Vallahi seviyorum ben sahili ya. Seviyorum yani. Ve çok sakin ama kimse yok. Doğru çünkü bugün hafta içi. Tunca evde olduğu için ben hep kendimi cumartesi pazardaymışım gibi zannediyorum. Yarın cumartesi canım. Evet. Yarın görürsün sakinliği. Evet şu anda çok güzel ama.
şu anda köfte almaya geldik. Köfte yapacağız. Köfte alacağız. Patates kızartacağım. Bir de yanına pilav yapacağım. Bu akşamki menümüz o. Tuncay Bey, beğendiniz mi menüyü? Evet. Tamam. Peki. Ve evime geldim. Ah, ev gibisi yok. Şimdi hemen pilavımı yapacağım. Köftemi kızartacağım, patatesimi kızartacağım. İlk önce pilavla hemen başlıyorum. Sonra da patateslerimi kızartırım. Şu anda pirinç pilavından vazgeçtim ve bulgur pilavı yapacağım. Çünkü yani diğer bir adıyla meyhane pilavı. Ben çok seviyorum o pilavı. O yüzden canım şu anda çok istedi. Ondan yapacağım. Şimdi ben bunu soğan, domates, kırmızı biber ve yeşil biberle yapıyorum. Hemen ilk önce soğanlarımı doğramakla başladım. Soğanlarımı ilave ettim. Bunlar şimdi böyle birazcık kavrulsun. Ben o sırada yeşil ve kırmızı biberimi hemen doğrayayım. Ardından kırmızı biber ve yeşil biberimi bekledim. Bunları da şöyle bir güzel yine tekrar kavuracağım. Üzerine böyle domateslerimi de ekledim. Olarak da şöyle bir yemek kaşığı salçamı ekledim. Şimdi bunu da bir güzel şöyle kavuruyorum. Sonra bulgurumu da ekledim. Ve 3 su bardağı sıcak suyumu da ekledim. Şimdi bunun suyunu çekmesini bekleyeceğim. Bol sumaklı salatam ve köftemiz, patatesimiz, bulgur pilavımız tamamdır. Yani bana her gün köfte olsa her gün yerim herhalde. Hele ki bulgur pilavını her gün yerim. Vay, turşuyu mu açıyorsun? Tabii. Onu da yiyeceğiz yanında. Çok güzel oldu ya. Bak, sunum yapabildim. Fark ettin mi? Evet. Şu anda biz Emine ablamıza geldik. Teyze demiyorum. Emine abla diyorum. Çünkü Tuncan'ın teyzesi ama o teyze demediği için ben de demiyorum. Sen de abla de. Emine abla, baksana hiç teyzelik gibi bir şey var mı? Ne kadar genç. Yok. Ya bak bak şekere bak. Şeker pay gel buraya. Ay seni yerim ya. Anneanne. Anneanne. Ne yapıyorsun anneanne? Cuma günü anneanneye gideceğiz biz. Evet. Oh. Gelin. Buyurun. Oh. Börek yapacağız. Oh. Börekler havada uçuşacak. Oh. Siz gelene kadar ben pişireceğim böreği. Yani, tamam peki bakalım. Herkese merhaba de. Herkese merhaba. Cemil cümlesine. Ne zaman börek yapıyoruz? Ne bileyim ne zaman dersen onu mu yapacağız? Aga ben. Ne zaman yapalım? Hadi bir gün koyalım, o gün yapalım. Börek yapalım. Tarif de verelim. Bu hafta buraya geliysem gene ne bileyim ne zaman yaparız. Bu hafta Gene geldim. Gideceğim ben akşama ya. Ne hangi akşama? Şimdi bak akşam beni götürürsünüz. Yok ya. Ha. Aa, izin vermiyor. Hani sen çiçek alacaktın bizden. Ne? Gelin alın. Aa, evet çiçek alacağım şimdi ben senden. Şimdi beni götürün hem alın. E, bahaneye bak bahane. Çiçek alın diye. Sen gideceksin. Ama 13'den kaldım zaten. Öğlen geçeceğiz. Nasıl yarıştık ama arabayı aldık değil mi? Anneanne bak seni bizi de göndermiyor. Evet gördük ki. İzledin mi sen de Alper? Evet. Bu bırakmıyor bu küçüğü de. Ben aldım değil mi ama arabayı? Bizi bırakmıyor bakma sen. Anlatsana nasıl yarıştık. Tuncadan çok agresif oynuyordun. Çok güzel yarıştınız. Çok güzel. Sonunda vıdıdın. Vıdıdı yapa yapa. Vıdıdı. Doğru o peşine topu düşüren kişi sensin. Hep çöğdük.